Ben alırdım anne. Tamam kızım, geç kalma sen. Akşama kadar helak oluyorsun zaten. Bir şey istiyor musun? Yürümek. Bunu yapabilir misin? O da olur inşallah. Erken gelmeye çalışırım. Nihal. En zoru da buymuş Nihal. Sabah kalkıp karını işe yollamak, gün boyu pencereyi seyretmek, tavandaki her noktayı, her Allah'ın günü 40 kere saymak. Bazen dayanamıyorum. İkimiz de dayanacağız. İkimiz de dayanacağız. Sevdiğimiz gibi, sabrettiğimiz gibi, birbirimizi beklediğimiz gibi dayanacağız. Sen hala benim aynı Arif'imsin. Üzülme böyle. Hadi hoşça kal. Çıkıyorum anne. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Gözme! Gözme! Kocattın beni be Allah'ın cezası. Öğlen oldu be, öğlen! Gözme! Allah kahretsin. El mi yaman, bey mi yaman? Yani anne ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Bana bak. Eğer 3 dakika içinde sofraya gelmezsen seni tulumbanın altına bastırır, ikisi yıkarım. Çabuk, çabuk dedim. Tamam be, tamam. Üf. Üf. İş yok, güç yok, boş gezenin boş kalfası. Başlama anne sabah sabah ya. Ne yapacağız seninle bilmem ki başımın belası. Yine gözlerin kızarmış. Yapma anne. Her şey çok zor zaten. Tamam be oğlum, bilmez misin beni işte. Hoş. Halimize ne kadar ağlasak az ama. Öyle deme be oğlum. Öyle deme. Külfeti veren yanında nimeti de veriyor işte. Şu kızcağız olmasaydı, Nihal olmasaydı, düşünsene Arif. Asıl zor olan da o işte anne. Nihal'in eline bakmak. Kızın o zayıf omuzlarına binmek. Zor olan bu. Burada böyle kütük gibi yatarken... Keşke, keşke diyorum bazen. Bu iş kökten çözülseydi. Kurtulsaydım diyorum. Deme öyle oğlum, deme Arif'im. Tamam validem, tamam. Çayın var mı? Ay Nihal, 2 santim yeri de yarına bırak be güzelim. Az kaldı az. Kurtuluyorum yakında. Bundan sonra toz da yok, sabun da yok, temizlik de. Tabii bu mıymıntı da yok. Ne oldu? İstifa mı ediyorsun? Aman be Nihal, ne istifası? Şeref beni buralarda bırakır mı sanıyorsun? Şeref Bey yani. O kadar samimiyetimiz var herhalde şekerim. Bugün bir baktı bana merdivenlerde. Ay görmeliydin. Yakında buralara bağlasan durma. Dilek, elin çalışsın, elin. Kız Nihal, selam sabah yok mu? Ay kusura bakma Mualla abla.
Dalmışım, nasılsın? Nasıl olayım canım? İçi geçmiş kiviş gibi çöktü çökecek. İyisin, iyi. Nereden böyle işten mi? Aman seninki de zor vallahi, böyle her gün her gün. Şikayetçi değilim ben, ne yapalım? Geldi birer bardak çay içelim bari. Böyle kapı önünde olmaz. Geç kalmayayım ben. Aman canım, ne olacak ki? Gel 5 dakikacık, gidersin. Peki. Gel. Geç bakalım, geç. Nasıl oldu seninki? Bir ilerleme var mı? Yok, bildiğin gibi. Bıkmıyor musun Nihal? Yani nasıl oluyor? O nasıl söz Muhalle abla? Bıkmak da ne demek? Hani öyle değil de, ne bileyim, bu yaşta orada öyle lamba gibi yatıyor. Yani gençsin, güzelsin. Mezara kadar derler ya Muhalle abla. Bizimkisi galiba öyle. İyice bakıldı mı kazadan sonra? Yani tedavisi filan. Elimiz yettiği kadar göründük işte. Ama hala içim rahat değil. O da para tabii, ne yaparsın? Öyle. İyi sabır sendeki de kızım. Anası ayrı nazlanır. Oğlu dersen bebek gibi. Ziyade olsun. Bana müsaade. Kalktın mı hemen? Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Gene uğra, olur mu? Rayşe uyuz. Kal işte o döküntülerle. Az bile sana beter ol. Hadi bakalım. Süt geldi. Al bakalım. Nihal, çok üzgünüm. Böyle söyleme. İyi günde, kötü günde demedik mi biz? Söz vermedik mi birbirimize? Yani ben aynı durumda olsaydım, sen aynısını yapmayacak mıydın? Öyle ama... Hadi uyuyalım. İyi geceler. Anne! Anne! Açtım! Geldim! Ne oldu lan sana böyle? Ne bu hali? Kapıyı kapat anne. Kapıyı kapat. Ne oldu dedim sana? Kapat kapıyı. Yine başını belaya soktun değil mi? Sana söylüyorum. Kim bu? Geldiler anne, geldiler. Geldim. Açma kapıyı, açma. Açmayayım da ne yapayım be şapşal. Açma anne. Hayırdır? Burada konuşacağız o zaman ha. Akşam sporumuzu yaptık. Ihlamurumuzu içeceğiz. Ne istiyorsunuz? Kimsiniz siz? Ben bu hamam böceğinin alacaklısıyım abla. Sen de annesisin herhalde. Alacaklısı mı? Evet. Hem de külliyetli miktarda. Tut Şerife. Hal! Ne yapıyorsun sen? Yamuk yaparsan ananı ağlatırım demişim Cezmi. Ama iş naklen yeğine döndü piyangoda. Şimdi seni deşeceğim burada. Öyle deşeceğim ki anacağızın çok su, çok sabun kullanacak. Temizlikten elleri kopacak kadıncağız. Yapma abi, vallahi ödeyeceğim. Allah canımı alsın ödeyeceğim. 2 gün içinde abi. İstersen 1 gün. Yapma abi, yapma. Yapma Allah aşkına, yapma. Niye teyze hanım? Sen de kurtulursun bu münasebetsizden memlekette. Ne kadar borcum var? Sen karışma anne. Oldukça çok büyük hanım. Tamam, ben öderim. Bırakın onu. Ama ablacığım, mesele şu. Öderim dedim, bırakın. Tamam o halde. Ödemezsen sana bir şey yapmam. Ama bu iyi değil. Bunu şimdi sadece kesecektim. Ama sen de eğer 3 gün içinde ödemezsen... Bunu direkt fırına veririm. Anladın mı? Geber onu. Anne. Eşek herif. Anne.
bugün doktora gideceğim Gülsüm Ana. İnşallah da kızım. Nasıl yetişeceksin hepsine böyle? Yapılabilecek bir şey var mı diye soracağım. Filmleri, ilaçları, hepsini. Bir umut Gülsüm Ana, bir umut. Ah keşke kızım, keşke. Sen yine de Arif'e bahsetme. Bir şey çıkmazsa ümitlenmesin boş yere. Yıkılıyor sonra biliyorsun. Tamam kızım, meraklanma sen. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrum, güle güle. Tuttuğun altın olsun emin. Ne aslan kızmışsın sen. Nereye anne? Nereye? Senin pisliğini temizlemeye şek. Senin pisliğini temizlemeye. Kimden alacaksın peki? Kim verir bu parayı? Bir tek kişi. Bu kadar parayı sadece bir kişi verebilir. O da %1 ihtimal. Dua et versin. Yoksa... Peki. İmzalayalım baba. Eğer iş yatarsa sonucuna katlanırsınız. Ona göre. Evet. Kimmiş? Tanımıyorum. Peki. Gelsin bakalım. Nedim Bey, hürmet ederim. Beni kabul etmeniz. Kimsin ya sen? Ne istiyorsun? Ben hatırlamadınız mı? Mualla ben. Mualla, mualla. Kuzguncuk'tan canım. Hani... Allah iyiliğini versin. Ağzında sigara olmayınca tanıyamadım seni. Sigara. Derdin nedir böyle? Eski mahalle hatıralı. Anlat bakalım. Evet. Durum epeyce netlik kazandı. Ne diyorsunuz peki? Daha ayrıntılı tetkikler yapmak lazım. Ama şurası kesin. Eğer gerekli proses yerine getirilirse ciddi bir iyileşme sağlanabilir. Yani? Yani uzun bir fizik tedavi. Terapi belki. Bu zor, zahmetli ve pahalı bir süreç. Eğer bu dedikleriniz yapılırsa? Yapılırsa top oynayabilir demiyorum tabii. Ama yürüyebilir. İşine gidip gelebilir. Sıkıntılı da olsa yataktan kurtulabilir. Peki ama şunu merak ediyorum. Ben neden senin çakaloğlunun pisliğini temizleyeyim? Niye vereyim bu parayı sana? Ama... Değil mi ama? Ne sen Sabi Sübyansın Mualla Hanım, ne de ben fukara perver bir adam sayılırım. Hadi, güle güle. Ya Nihal? Ne? Nihal dedim. Onunla da ilgilenmez misin? O eski bir defter. Niye açıyorsun şimdi? Çünkü bir tek onu alamadın. Ele geçiremedin onu. Seni tepti. Yüzüne bile bakmadı seni. O yara hala kanıyor içinde Nedim Bey. İlgilenmiyorum. Çık dışarı. Nasıl yapacaksın bunu? Sen onu bana bırak. Hayatı kaymış onun zaten. Bahane arıyor o cendereden çıkmak için. Bana bak Mualla Hanım. Bana kazık atılmaz. Eğer kov çıkarsa söylediğin... ...oğluna toprağın altına kadar eşlik etmek zorunda kalırsın. Ona göre. Mustafa! Hanıma istediği parayı verin. Sağ olun. Nihal? Hayırdır? Erkencisin bugün. Evet Mualla abla.
Ne o kız? Güller açıyor yüzünde. Epeydir böyle görmemiştim seni. Çok mutluyum Muhalle abla, çok. Ne oldu? Doktor Muhalle abla, doktorla konuştum. Arif inşallah iyileşecek. Ya. Bugün uğradım da. Biraz soluklansaydım bari. Sağ ol Muhalle abla. Gülsüm Ana'yla konuşmam lazım hemen. Ama... Hoşça kal. Vaktini mi buldu yatalak şey? Ama... Asalak. Kızım hoş geldin. Hayırlı haberlerim var anne. Hadi inşallah inşallah. Ben geldim. Nasılsın? Maç dinliyorum. Aslında söylemeyecektim ama sana güzel haberlerim var. Maç dinliyorum. Doktor Bey'le görüştüm bugün. Maç dedim, maç dinliyorum. Ama sen maç sevmezsin ki. Değişmişim değil mi? Yürüyemiyorum da farkındaysan. Kalkamıyorum. Helaya bile gidemiyorum. Değişmişim değil mi? Ama Arif... Yoruldum ben, yoruldum. Ama doktor dedi ki... Her ay biri bir şey söylüyor. Kanatlanıp uçacak olsam bile hani para? Nasıl yapacağız bunları? Söyle nasıl? Arif... Maç dinliyorum, maç! Maç! İyi halt ettin. Onu affet kızım. Kendini mahvetti yetmezmiş gibi. Affet onu. Hadi kızım. Gel de sofrayı hazırlayalım. Ben kalayım Gülsüm Ana. Biraz yalnız kalayım. Peki kızım. Peki. Küçük kız çıktı dışarı nihayet. Ay. Kızım nedir bu halin böyle, ne oldu? Ay yok bir şey Muhalle abla, yok bir şey. Gel hadi iki çift laflayalım. Yok iyi böyle. Hadi be kızım açılıksın ferahlansın. Hadi hadi dedim. Peki. Sana hadi. Hadi. Al canım. Bana bak, sen de ayak altında dolanıp durma bakayım, çık dışarı. Ama nereye çıkayım anne? Kaba zehirli. Aradığımda yoksun da şimdi mi evde oturacağı tuttu? Dışarı dedim, dışarı. Gevzek. Aman kızım yani evlerden ırak. Neyse, çayımızı içelim biz. Evde durum karışık herhalde. Yok. Sadece Arif'in durumu işte. Aman kızım. Vallahi üstüme vazife değil ama. Yani kıymet bilseler neyse. Sen o kadar saçını süpürge ediyorsun ama onlar... Görmüş değilim tabii. Bizimki duyduğuyla amele etmek. Ama oğlan bir taraftan, anası bir taraftan. Yazık sana, yazık. Niye? Ne demek istiyorsun Muhalle abla? Nankör bunlar kızım, nankör. O anasının bakma öyle yalap şalap yağ çekmelerine. Arkandan dediklerini bir duysan. Hayır ama... İstersen eve bir gün para getirme de gör gümbürtüyü. Nasıl çıkarıyor pençelerin o Gülsüm kalmışı? Yok hayır. Yani yanlış anladığın bir şey vardır Muhalle abla. Ne kızım? Senin de aklın bir karış havada yani. Kör müsün ha evladım? Neyse üstüme vazife değil tabii. Ama üzülüyorum. Bu yaşta bu güzellikte. Allah vermemiş. Çoluk çocuk da yok. Niye katlanıyorsun kıza?
Ne demek istiyorsun Muhalle abla? Geçen Nedim Bey aradı. Nedim Bey mi? Ya aklına gelir mi hiç o kadar kudretli, variyetli adam? 9 ay çocuk gibi ağlayacak. Seni soğuktu. Unutamadım. Unutmaya da niyetim yok dedi. Muhalle abla lütfen. E kızım, elçiye zeval olmaz denmiştir. Hem sana da yazık be evladım. Rahat edersin, rahat. Erkeğin çirkini güzeli mi olurmuş? Ekmeği kaç okka sen ona bakacaksın. Yetiversin işte, bunca yıl dadılık yaptın. Yetiversin değil mi ya? Müsaadenle Muhalle abla, geç oldu. Ama oturuyorduk be kızım. Ayol. İyi geceler. Güle güle, güle güle. Rahat edersin, rahat. Erkeğin çirkini güzeli mi olurmuş? Ekmeği kaç okka sen ona bakacaksın. Yetiversin işte, bunca yıl dadılık yaptın. Yetiversin değil mi ya? Ben çıkıyorum, Allah ısmarladık. Kızım kahvaltı etseydi. Nankör bunlar kızım, nankör. O anasının bakma öyle yalap şalap yağ çekmelerine. Arkandan dediklerini bir duysak. İstersen eve bir gün para getirme de gör gümbürtüyü. Nasıl çıkarıyor pençelerin o gülsüm kalmışı. Bir daha o kıza haksızlık etme. Sakın etme. Ne senin başına gelen kazanın sorumlusu o, ne de gösterdiği sabırla bunu hak ediyor. Anladın mı? Nihal, kapıda bir kadın var, seni bekliyor. Kimmiş? Seni soruyor, bilmiyorum. Muhalle abla hayırdır? Hayır hayır. Bu tarafa işim düştüydü de sana bir uğrayayım dedim. Hoş geldin. Sana diyeceklerim var bak. Gel. Nedim Bey. Yine başlama ne olur. Dinle ama. Nedim Bey illa görüşmek istiyor seninle. Kafayı kırmış ayol adam. Ben ne yapabilirim? Ne olacak canım? Oturur konuşursunuz. Yapılacak bir şey varsa da. Muhalle abla evliyim ben. Tamam kızım. Onun da çaresi var. Sen yeter ki hey de. Bak. Zaten kanımın son damlasındayım. Girme kafama. Bana zehir akıtma. Yolun dışına itme beni. Aa, üstüme iyilik sağlık. Allah'ın inatçı keçisi. Alo, Nedim Bey. Muhalla değil, Kuzguncuk'tan Muhalla. Tanır beni.
Peki, bekliyorum. Ha, Nedim Bey, nasılsınız? Tamam, mesele... Nedim Bey, şiş var ya hani... Rıza ile olmazsa... Yani bir tezgah, anla işte canım. Olur mu? Ha, tamam, tamam, anlaşıldı. O halde bu akşam burada ol, tamam mı? Tamam, tamam, ayarlıyorum. Hadi bakalım, hadi. Geç kaldık Dilek, hadi ama. Tamam be kızım, eve gidip ne yapacaksın? Ya hayır, öyle demek istemedim, kusura bakma ne olur. Tamam, tamam. Öyle hoppa züppe konuşuyorum ama ne yalan söyleyeyim. Hayranım sana, sabrına, dirayetine. Kim olsa aynısını yapar Dilek, sadece ben değil. Öyle deme be, neler var şu dünyada. Hadi gidelim. Nihal, Nihal, kızım, ben düşündüm de yavrum, düşündüm de çizmeyi açtım galiba, kusura bakma ne olur. Önemi yok, boş verin. Aa, gel azıcık ayol, oturalım. Ama olur mu böyle her gün her gün? Aa, olur canım olur, gelsene hele gel. Gel kızım, gel gel. Aa. Amma naz ettin, gel. Geç. Hah. Ah, taze meyve suyu vardı. İçer miyiz şöyle karşılıklı? Peki. Hemen. Afiyet olsun. İç iç yarasın. Of, ne oldu acaba? Hiç bu kadar gecikmezdi. Anne. Anne, onu kaybetmek istemiyorum. Kaybetmeyeceksin oğlum. Kaybetmeyeceksin. Allah'ın izniyle kaybetmeyeceksin. Nedim Bey, tamam kafeste. O kadar olacak tabii. Neyse, ben çekileyim aradan, yalnız bırakayım sizi. Anahtar kapının hemen üstünde. Hadi hadi. Thank you.
Anne, merak ediyorum. Nerede kaldı Nihal? Allah kahretsin. Faik değil ulan bu. Faik değil. Ah! Hoş geldin. Hoş buldum. Ama artık başlasan işine sende. Tamam, az kaldı inşallah. Mm-hmm.